Hasan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz Hasan Bey. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz, hayatlarınıza sağ olun. Çok sağ olun. Büyük keyifli gerçekten sizleri ziyaret etmek. Ben bir röportaja öncelikle Hasan Çapan Bey'i tanımak isteyeceğim. Sizleri tanıyalım. Bu sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? Buyurun. Hasan Çapan kimdir? Hasan Çapan Ahmet Çapan Fıstıkçılığın ikinci jenerasyonu. Evet, kuşak. İkinci kuşak tabii ki. Evet. Ahmet Çapan'ın bu firmanın kurucusudur. Firmamızın ve diğer markamız da zaten Ahmet Çapan Fıstıkçılık olarak geçiyor. Evet. Dolayısıyla çekirdekten yetme diyebiliriz. Yıllardır bu işin çekirdeğinden yetişmişsiniz. Serüven buralara kadar geldi aslında. Aynen öyle. Tabii sizde yavaş yavaş artık oğullar var. Onları da yetiştiriyorsunuz. İnşallah. Tecrübelerinizi aktarıyorsunuz. İnşallah. Ne güzel. Burada hem oğullar hem baba sırt sırta omuz omuza vermiş mücadele ediyor. Çok şükür, evet. Harika. Biraz tanıyalım şimdi burayı. Kaç yılında kuruldu burası? Veliyatı çok eski çünkü. 1979'lara dayanıyor. Evet. 1979 yılında Ahmet Çapan, yani babam tarafından kurulan bir firma. Evet. Tabii ki işte işler büyüdükçe bayrağı biraz daha ileri götürmek adına biraz daha işler büyüdü. İnşallah bu büyümemize devam etmeye çalıştıracağız yani. Evet, şimdi fıstık diyoruz. Burada fıstık işi yapıyoruz. Evet, biraz fıstık işliyoruz. Vazgeçilmezi bu. Tabii ki. Biraz tanıyalım mı? Neler yapıyoruz burada? Fıstık size geldi. Bu süreci bir anlatalım. Fıstık bize geldi. Burada hem fason olarak çalışıyoruz, hem kendi fıstıklarımızı işliyoruz. Üretimde hizmet etmeye çalışıyoruz. Gelen fıstıklarımız mesela kavlatma adaltında kabuklarından, yani posalarından ayrılır. Kabuklu kavlak şeklinde üreticiye tekrar teslim edilir. Diğer yandan fıstık kırmamız var. Fıstık kırılıp iç haline getirilir. Taş ayırıcı makinelerimiz var. Fıstık içerisinde yabancı olan ürünler, yani buna nedir? Taştır, kırık camdır, kırık çividir vesaire. Bu tür ürünler ayrıştırılır, seçme tezgahından geçer. Mesela iç kavurma makinamız vardır. Lokum sanayisinde, çikolata sanayisinde, işte hatta salam da dahi kullanılan helvada, fıstık. Mesela. Evet, helvada tabii ki çok bayağı zaten siz de biliyorsunuzdur bu konuda. Kuru yemiş dolayısıyla eskiden meze türüydü. Ama çok şükür bugün gıdaya dönüştü. Gıda sanayisi ürünü oldu fıstık. Mutlu edici bir durum yani. Tabii ki. Yani. Bütün üreticilerimiz adına, bütün çiftçilerimiz adına yani ama maalesef pandemi vurdu. İnşallah bu pandeminin de en kısa sürede bitip eski halimize tekrar dönmeyi tabii ki Cenab-ı Allah'tan nasip istiyoruz, İnşallah. Yani niyaz ediyoruz. İnşallah derim, siz fıstıkla alakalı A'dan Z'ye her şeyi burada yapıyorsunuz. Yapmaya çalışıyoruz. Fıstık yeter. Eyvallah, inşallah. Zor bir iş. Hizmet sektörü. Yapılabilecek evet. Bir hata çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Hizmet verirken nelere dikkat ediyoruz? Tabii ki hijyen. Yani biz... Sağlık çünkü. Tabii ki. Pandemi sürecinin, bizim pandemiyle normalde herhangi bir tedbir almadık. Çünkü zaten biz pandemiye uyan bir firmayız. Evet. Bütün çalışanlarımız olsun, yapılan uygulamalar olsun, firma içerisinde temizlik, yani başlı başlığına bir bizim kaçınılmaz bir şartımız zaten. Evet. Yani pandemi için ekstra kural, tedbire gerek kalmadı çok şükür. Evet. Ama inşallah pandemide dediğimiz gibi sektörü bayağı vurdu. İnşallah bu konuda da Cenab-ı Allah bizi bir ayağa çıkarır diye düşünüyorum. İnşallah. Yani söyleyebiliriz. Siz kendi yemediğinizi, çocuklarınızı yedirmediğinizde buradaki halka sunmuyorsunuz. Tabii ki. Bunu söyleyebiliriz net bir şekilde. Tabii kendi ki. Kendi sofranızda olmayan başka sorun. Ürünlerimizin arkasındayız. Dürüstlük. Babanızın bıraktığı en büyük mirastır belki size bu. Elhamdülillah. Ne güzel. Çok seviyorsunuz ama mesleğinizi. Bu da çok önemli. Mesleğinizi sevmeseniz zaten başarılı olamazsınız. Yani bütün işler için geçerlidir bu. Biri öğretmenliğini sever, biri işte yaptığı iş... Mühendislik, avukat... Yani adını ne koyarsak, evet. Bunu söyleyebiliriz gerçekten. Evet. Peki bölge olarak nerelerle çalışıyorsunuz? Yani ürünleri nerelere kadar gönderebiliyorsunuz? Ürünler yurt içerisinde 81 ilin hepsine gönderebiliyoruz çok şükür. Biraz tabii arz talep meselesi var. Tabii ki arz talep meselesine göre. Burada yani kişinin sizden istemesi yetiyor aslında. Bu arada ben şunu diyeceğim, sosyal medya hesaplarınıza da çok ciddi güzel yorumlar var. Ben bu konuda ayrıca parantez çok şükür istedim.
röportajdan önce biraz göz gezdirdik çünkü. Bu da çok mutlu ediyordu sizi bu yorumlara. Ya o parayla satın alınamaz. Farklı bir olay değil mi? Tabii yani o hakikaten insanın gururu okşanıyor. Parayla satın alınamayacak yorumlar. Sağ olsunlar. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah. Allah hepsinin işini rast getirsin. Kesinlikle özellikle böyle dönemlerde bunları yakalayabilmek ciddi başarı. Mutlaka. Evet. Şey, sonra Allah'ım daim etsin inşallah. İnşallah diyelim. Hayal ettiğiniz yerde misiniz Hasan Bey? Çok uzun yıllar mücadele ettiniz belli bir noktalara gelmek için. Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedef ve projelerinize kısmetse neler olacak? Hedefe ulaşırsa hayat biter zaten. Cenab-ı Allah insanların hedefini yarım koymasın. Yani bu konuda da şöyle izah edeyim. Hedef hakikaten olmazsa olmaz. Ya bir de bitmeyecek çünkü mesela bu yıl bir hedef koyuyorsunuz, ulaşıyorsunuz, bir daha bir hedef, bir daha böyle devam ediyor. Öyle olmak zorunda zaten. Evet, bitmemesi de lazım. Mutlaka. Üretimin bitmemesi lazım. Mutlaka. Üretim demek ekonomiyi canlandırmak demek. Tabii ki. Üretim demek istihdam demek. Mutlaka. Bunu söyleyebiliriz. Biz evet. Burada başarılar dileyelim sizlere. Biz çok teşekkür yolda. Ediyoruz. Son sözlerinizi alalım mı? Hayatınızın fıstık gibi olması dileğiyle. Evet, inşallah diyelim. Biz i̇nşallah. Herkesi buraya davet edelim. En azından bu anlattıklarımızı yaşayarak görürler. Çay kahve içerler en azından. Her zaman bekleriz. Yani. Her zaman bekleriz. Evet. Yani bütün halkımıza, firmamız kapıları sonuna kadar açacak. Evet. Çok şükür. İnşallah diyelim. Bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınız da her zaman için daim olsun. Başta da belirttiğim gibi ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Büyük keyifli. Çok sağ olun efendim. Hoşça kalın. Siz de.